Geri geldim. Geri geldim. Bakalım, olacak mı? Olacak. Bence olur yani. Niye olmasın? Evet, hadi toparlanalım, toparlanalım. Çabuk çabuk, hızlı hızlı hepimiz toparlanalım. Hemen toparlanalım ki Aylin tekrar gelsin. Herkes geldi mi? Çabuk 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 çabuk, hızlı hareket ediyoruz arkadaşlar. Ama önümüzde daha bir saat var. Evet, geldik. Gel bakalım bebişim. Toparlanın, toparlanın, hızlı hareket, hızlı 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 hızlı. Aylin'cim, geldin Heh, mi? geldim geldim. Geldim. Herkes burada. Ben yoklama yapacağım biraz sonra. Notlarını hepinize yoklamam lazım. Hadi bakalım. Vallahi yani işte bir saat hemen bitti. Nedir bu böyle? Çok mu konuştuk? Ne yaptık? Ama sen şey yaptın bebeğim, Robert'e sıranı verdin. Yani böyle bir şıklık yaptın. O Tabii tabii. yüzden öyle oldu. Evet, henüz tamamlanmadı. Lütfen yoklama yapıyorum. Ersin burada mı? Yiğit burada mı? Nuran da gelmiş. Tamam, herkes burada. Evet, devam ediyoruz Aylin'cim. Devam ediyorum. Ne diyordum? Ha, bayanlar işte sağlıklı yersek cildiniz de güzelleşiyor. Hakikaten parlıyorsun. İnsanlar diyor ki, aa, ne kadar güzel cildin var, ne kullanıyorsun? İnanır mısınız? Ben artık hiçbir şey böyle eskiden çok pahalı falan kremler kullanırdım. Hiç kullanmıyorum artık. Gerçekten kullanmıyorum. Ne Peki, kullanıyorum? Size bir sırrımı söyleyeceğim. ne kullanıyorsun? Sır sır. Bu bir sır. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi şu an çok sevdiğim bir dostum katıldı. Kim? Ay, Bozdağ. Merhaba Nadia. Evet. Nadia da geldi. Herkes burada. Hüseyin Bey katıldı şu anda yayına. Hüseyin Bey bir yemek firmasının sahibi. Yani Oo. yemeklerden bahsediyorduk Hüseyin Bey. Ben bugün sizi gördüm. Tarım yapmaya başlamışsınız. Evet, organik besinlerden bahsediyorduk. Aylin'cim konuyla ilgili bilgi veriyordu. Hoş geldiniz yayınımıza. Canım. Zeynep, evet. Ne kadar güzel, güzel. Ne diyorum? Ha, bir sırrımı vereceğim size. Artık sır da değil ama yani sizle paylaşayım diyorum ne yaptığımı. Biliyorsunuz aloe vera diye bir bitki var. Herkes bilir. O aloe vera bitkisi özellikle yatak odasında tutmak lazım. Hani biliyorsunuz bazı bitkileri yatak odasında tutmamak lazım. Hani geceleri onlar karbondioksit veriyor. Biz onları solumamamız lazım. Ama bu aloe vera bitkisini geceleri odanızda tutabilirsiniz. Ve bu aloe vera bitkisi şahane bir özelliği var. Ne yapıyorum? O bir koca koca böyle hatırlarsınız bir yaprakları vardı. Ben onu kesiyorum arada. Ayşe kadın gibi böyle. Ha, böyle uzun uzun. Ben onları böyle aradan şeritine ayırıyorum, ikiye bölüyorum. Sonra bir spatula ya da kaşık ya da bıçak yardımıyla ondan sonra böyle böyle kazıyorum. Böyle küçük kaplarım var. İngiltere'de de orada Boots'un reklamını yapacağım. Boots'ta Chemist diye bir şey vardır orada. Meşhur eczaneler zinciri. Oradan Evet. küçük böyle kapları almıştım. Böyle krem kapları. Onların içlerine koyuyorum. Küçük küçük buzluğa atıyorum. Sabahleyin yüzünüze yıkadınız, temizlediniz. Toniğinizi bile sürmenize gerek yok. Onu çıkarıyorum. Ondan sonra böyle o buzlu halde bütün cildime böyle üstünden geçiyorum. Hem şahane bir nem veriyor cildinize hem de tonik görevi yapıyor. Çünkü soğuk buz yani buzlaşmış ve bütün damarları küçültüyor. Şahane bir şey, tavsiye ederim yani. Gerçekten çok faydalı. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 3 veya 4 yıl kadar önce Bodrum'da maalesef güneşe hazırlıksız yakalandım. Ve gerçekten arkadaşlar sırt dekoltem anormal derecede yandı ve hastanelik oldum yani, öyle söyleyeyim Of size. of of. O akşam da bir davetteydik. Bir bahçe ortamındaydık. Bahçenin sahibi beni gördü. Oturamıyorum yani ağrıdan. Bir dakika dedi, ya sana ne oldu dedim böyle böyle. Bekle bir dakika dedi. Bahçesindeki aloe verayı Ya. çıkarttı. Şöyle uzunca bir dal kesti. Ayşe kadın gibi ortadan ikiye böldü. Kazıdı. O kremi böyle eliyle al. Daha böyle aile sürerken bir ferahlık başladı. Ve ağrı, sızı. Her derde deva. Her derde deva gerçekten. Dilek soruyor bunu ondan sonra tekrar buzluğa koyuyor musun? Diye. Evet koyuyorum. O çünkü böyle küçücük bir kapaklı bir kapta. Onu kapağını açıp böyle yüzüme şey yapıp tekrar kapı. Çünkü hemen erimiyor zaten. Tekrar buzluğa atıyorum hemen. Çok tavsiye ederim.
Yiğit'cim ben sana veririm bebeğim. Var bende aloe vera. Bahçemde duruyor. Ve Dışarı almaya gelince vereceğim. Evet. besli yani üretmesi de çok kolay. Çok azgın bir bitki. Hemen çok çabuk şey veriyor, fire veriyor. Yanından hemen alıp dikebiliyorsunuz başka bir şeye. Yani dolayısıyla bunlar aklıma gelen birkaç şeyler. Tabii sigara ve alkol. Tamam hani şarap falan dedik ama sigarayı gerçekten hiç içmeyin. Yani sigaranın artık şeyi yok. Bir açıklaması yok. Sigara içmeyin. Ama tabii yani keyfiniz olacaksa ben hep hastalarıma yani söylerdim. Antidepresan içeceğinize bu benim kendi fikrim. Bir parçacık ne bileyim azıcık bir parça viski olur, bir bardak şarap olur. Ama yani bunun dengesi çok önemli. Hani bir şişeyi içmeyin ama bir bardak için o zaten size ilaç gibi gelecektir. Aynen. İlaç demişken aslında ilaçlar. İlaçlar. Efendim, şimdi bu ilaçlar gerçekten benim canımı çok fazla sıkıyor. Daha doğrusu ilaçlar canımı sıkmıyor. Hep böyle kendi kendimize bir doktor edası, o doktor edamız benim canımı sıkıyor. Yani program acıyor, şu ilacı kullanmalısın, çok iyi gelir. Ya. Arkadaşım, nereden biliyorsun? Yani bana iyi gelen sana iyi gelmeyebilir. O Çok yüzden haklısın. birbirimize hani böyle ilaç tavsiye ediyoruz ya, aman yapmayın, çok tehlikeli arkadaşlar. Bırakın ilaç tavsiye etmeyi, ilaçların yanında alacağımız besinler de çok önemli. Hangi ilaçla hangi besini almamız gerek veya almamamız gerek, işte bunların cevabı ailesi. Çok haklısın. Yani o kadar önemli bir şeye parmak bastın ki lütfen ilaç paylaşmayın. Yani kimseye bir ilaç vermeyin. Hani bildi hani bir parasetamol olur, yani aspirin olur. Onlardan söylemiyorum ama yine sakın da kimseye vermeyin. Çünkü ne bileyim bir aspirin diyorsunuz. Bir şey olmaz diyorsun ama mesela astımı olan bir hastaya sen aspirin verirsen belki kendinin bile farkında değildir. Sonuçta astım atakları bile oluşturabilir yani. Çok önemli şeyler. Ne bileyim ibuprofen, ibuprofen deriz biz mesela. O ilaçları bilirsiniz. Hani buradan istediğimiz şeyi Öksürük. söyleyebiliriz. İbuprofen vardır ya, brofen tipi şeyler. Yani anti-enflamatuar ilaçlar. Özlem diyor ki alerjik cildim var diyor. Sabun vesaire kullanamıyorum. Aloe vera ellerim için iyi gelir mi Aylin Hanım diyor. Kontak Süper yer. gelir. Evet. Ama önce küçücük bir yerde denesin. Tamam. Eğer oluyorsa olur ama bence hiçbir yan etkisi olacağını düşünmüyorum. Tamam. Harika. Harika. Teşekkür ederiz Dilekçim. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bak Aylin'cim de geldi. Televizyonlardaki tiki tiki programları hiç sevmiyorum. Çok profesyonel işte proflar, ondan sonra işte iki kelimeyi yan yana getiremeyen maalesef sunucular. O yüzden bu samimiyet yok ya, yaşasın, bizde var. Yani bir sorularınız olursa lütfen yazın buradan. Tamar sen de oku da hani cevaplamaya çalışalım. Bak lütfen not alıyorum Aylin'cim. Süpersin. Dersini çalış bakayım sen. İşte bu ilaçlarla ilgili özellikle ben tansiyon ilaçlarını sormak istiyorum. Tamam. Tansiyon ilaçlarını çok sık mı kullanmalıyız ya da hangi aralıklarla kullanmalıyız ya da kullan? Şöyle, tansiyon ilaçları çok önemli bir konu. İnsanlar yani burada derim ki rütük yok yani istediğimi söyleyebilirim. Çünkü neye inanırsam söyleyeceğim. Hastaları bir tansiyon ilaçlarına yazıyorlar, reçete ediyorlar ve ömür boyu hiç arada kontrol etmeden sen diyorlar bunu ömür boyu kullanacaksın. Yani bu da doğru değil. Dolayısıyla lütfen arada sırada ilaçlarınızı şöyle bir gözden geçirin. Doktorunuza, eczacınıza gidip sorun. Ben bunu niye kullanıyorum? Bu niye hala bunu kullanmam gerekiyor mu? Belki de kullanmamanız gerekiyor. Bir sürü insan ben 20-25 yıllık eczacılık pratiğimde bir sürü insan gördüm. Yıllardır mesela 10-15 tane ilaç kullanıyor. Birinin ne olduğunu farkında değil. Yıllar önce bir doktor yazmış. Onu devam ettiriyor. Sen bunu niye kullanıyorsun? Bilmiyorum ki diyor. Doktor yazmıştı. Vallahi bilmiyorum. Öyle içiyorum her gün diyor. Ben bir şey Yani. söyleyeyim konuyla ilgili. Benim kuzenim Yunanistan'daki halamın oğlu doğuştan böyle bazı sıkıntılarla doğdu çocuk. Çok büyük astım vardı. Ve doktorlar ona bir dünya ilaç verdiler. Ve dedi bu ilaçları ömür boyu kullanacaksın. Ya.
bu çocuk bu ilaçları kullanıyor. Yunanistan'a yerleşiyorlar. Orada da kullanmaya devam ediyor. Ergen oluyor. Orada da kullanmaya devam ediyor. Ya. Bir gün halam diyor ki ettim bu ilaçları Düşürüyorduk şeyi. ve hala bu ilaçlar, ben diyor seni bir doktora götüreceğim. Yaklaşık 18-19 yaşında. Evet. Ne yapıyor biliyor musun Aylin? Bütün o ilaçları alıyor ve çöpe atıyor. Ya işte. Yaşına gelmişsin. Bunların dozu zaten bebek dozu. Sen de hastalık mastalık kalmamış. Niye bunu daha içiyorsun? O yüzden çok önemli kontrol. Yani şahane, çok çok önemli. Lütfen hiçbir şey bilmiyorsanız diyorum ya doktorunuza sorun ya eczacınıza. Yani ara ara bunu kontrol edin. Gerçekten bunları kullanmanız gerekiyor mu? Şeye geri dönelim, Tansiyon. tansiyon ilaçlarına. Tansiyon ilaçları genel ne yazık ki bir başladın mı? Yani sonu gelmeyen türde ilaçlar. O yüzden ama tabii tansiyonunu dengelersen işte sağlığına dikkat edersen tansiyonunu yavaş yavaş düzene koyup ilacı bırakma da mümkün. Ama tabii bunu sağlıklı beslenme ve bir sürü şeyleri yaparak mümkün. Peki, hani böyle halk dilinde bir şey var. Tansiyonum yükseldi, bir de tansiyonum düştü. Şimdi tansiyon yüksekliğini ölçtük, tansiyon yüksek. O an pratik olarak ne yapmamız lazım yüksekse? Güzel bir çözüm. Eğer midelerinde bir sorun yoksa hani gastrit, ülser falan gibi bir tane sarımsak açsınlar, üstündeki kabuğunu soysunlar, tablet gibi yutsunlar. Veya çok isterlerse atıyorum onu ezip de yiyebilir ama hani kokusu daha kolay. O tablet gibi suyla içebilirler. Eğer Onda. yüksekse düşürmek için. Eğer düşükse çıkarmak için de hepimiz bir tuzlu ayran içsinler. Tamam, bitti. Bu kadar. İşte bu kadar. Evet, genelde bir de tansiyon ilaçları sabah içmek lazım mesela. İlk başladığı zaman doktor der ki sen bunu der akşam başla. Bazısı çok iyi dinlemiyor. Bu akşam başla dediği için akşam alıyor. Yıllarca hep akşam kullanıyor. Yani genel ortam %90 tansiyon ilaçları eğer bir tane tansiyon ilacı alıyorsanız başladığınız zaman gece alın ilk birkaç gün ki vücudunuz hani ona alışsın gece yatarken tansiyonunuzu düşürecek çünkü hani Evet. başınız dönmesin bir Evet. ilk 2 gün sonra zaten vücut ona şey yapıyor uyum gösteriyor ve ondan sonra sabah olarak alsınlar. Bu arada Robert'in kardeşi Herman girdi. Herman Atemo. Erman, merhabalar, merhaba. yani böyle veya mesela en önemli şeyler çoğu kadın daha çok kadınlar kullanıyor. Goatr ilaçları. Goatr ilaçlarını benim annem de kullanır. Sabah aç karnına yarım saat, 1 saat kahvaltıdan önce kullanmak lazım. Ki daha çok emilsin. Ne bileyim daha o kadar çok bir sürü bilgi var ki. Ne bileyim demir ilacı kullanan var mı aranızda? Hangi ilaç? Demir ilaçları, kansızlık ilaçları. Sen de kullanıyorsun, değil mi? Çünkü biliyorsun ikinci ameliyatımda ciddi bir kan kaybım oldu benim. Ölüyordum yani. Allah Allah Allah. 7 ünite kadar kan verdiler. Ah 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 damar ah ah. Korkunçtu ya. Korkunçtu arkadaşlar. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Dolayısıyla demir ve kan ilaçları kullandım. Ama şu anda bir şey yaşıyorum Aylin. Doktora gitmem lazım. Sol ayak parmaklarım kan böyle geri çekiliyor, buz kesiyor ayaklarım ve uzunca bir süre ısıtamıyorum ayağımı. Sıcak suyun altına koymak zorunda kalıyorum. Dolaşım bozukluğu bir şeyler var. Biz senle bu sen bir yarın bir konuşalım senle yüz yüze. Ay, Biz... hasta oldum. yok yok sen iyisin ama bir söyle bir konuşalım birebir senle yarın. Tamam. Başka ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Soruyorlar. Feraycığım soruyor sıcak su tansiyonun için. Mesela ben kendi yaptıklarımı hep size söylüyorum ve öneriyorum. Ben sabah kalktığım zaman ilk iş bir bardak kaynatılmış ılık su içine bir dilim limon koyuyorum. Onu içiyorum. Bazen canım keyfim ne isterse, bazen çok azıcık organik bir ıhlamur yaprağı koyuyorum. Bazen işte ne bileyim zencefil koyuyorum. Gönlüm ne isterse ama su çok önemli. Ondan sonra istediğiniz kadar kahve çay için tabii belli bir sınırda var ama hani ilk günün ilk şeyi içeceği
Illık bir bardak su çok faydalı. İçine bazen sirke de koyabilirsiniz. Organik ev yapımı yani sirke çok fazla değil ama o da gerçekten vücudunuzun alkali ortamda kalmasını sağlayacaktır. Peki Aylin, kadınların özellikle 40 yaş üzeri kadınların bir saplantısı var. İşte koenzim, vitaminler, işte o vitamin, bu vitamin şoklara gidip doktordan habersiz işte kemiğim için, oyum için, buyum için bir dünya vitamin kullanıyor bu kadınlar. Ve çok iyi geldiğini de söylüyorlar. Sence bu doğru bir hareket mi? Valla ben sağlıklıysanız, normal koşulda sağlıklı bir bireyseniz, hiçbir kronik hastalığınız, hiçbir şeyiniz yok. Çok sağlıklı besleniyorsunuz ama gerçekten bütün işte sebzenizi, meyvenizi, bütün her şeyinizi yiyorsunuz. O zaman aslında hiç gerek yoktu ama artık besinlerin, o yüzden dedim organik mümkünse yiyin. Çünkü artık tohumlar bozuldu. Tohumlar yeterince iyi tohumlar değil. Her yediğinizden yeseniz bile artık gerekli vitaminleri ve mineralleri alamıyorsunuz. Dolayısıyla mecburen biraz ortaya çıktı. Sadece söyleyeyim, çok bilinçli olun. Kendi doktorunuz olun. Yani artık hani ben doktora gideceğim, doktor tamam, doktoru tabii ki gideceksiniz ama yani o artık okuma ve öğrenme vakti. Yani bu korona bize bunları da öğretti, değil mi? B vitaminine geri dönelim mi azıcık? Geleceğim. Doğru. Geleceğim ona. Mesela onunla da söyleyeceğim. Yani D vitamini çok önemli. Lütfen D vitamininize baktırın. D vitamini eksikliğinde kanser, kolesterol, yani bu tür rahatsızlıklar oluyor. D vitamini çok önemli. Dolayısıyla evet, bir de D vitamini alırken D3 diye geçer. K2 vitaminiyle beraber alın. Yani D vitaminini K2 vitaminiyle beraber alırsanız çok daha iyi emiliyor ve çok daha faydalı oluyor vücudunuzda. K2 vitamini nerede vardır diye sorarsanız, D nerede vardır? Tabii D vitamini daha çok balıklarda, yağlı balıklarda, yumurta sarısında falan vardır. Ve K vitamini de yeşil yapraklı sebzelerde vardır. Dolayısıyla mesela ne bileyim, güzel ıspanaklı bir yumurta yiyin mesela. Değil Oo, mi? Yani göz göz böyle yaparlar. biliyor musun? Biliyor musun? Bizim Janna'mız 20 yıldır He. ben Ayşe kadının üzerine yumurta kırıp yiyorlar. Süper. İşte bu. Mesela Karadeniz'de fasulye turşusunun üstüne yumurta da yaparlar. Yani aslında işte kadim bilgiler çok çok önemli. Tamam, bilimi %100 bilime sığınacağız, bilim takip edeceğiz. Ama kadim bilgiler zaten orada, yani hepsi birbirini dengeliyor. Dolayısıyla da şahane o eski şeyler. Mesela mercimeğin bulgur pilavıyla yenmesi mesela. Çok Yani güzel. hem lezzetlidir hem bütün prebiyotik ve probiyotiği bir arada yiyorsunuz yani. Şahane bir kombinasyon. Yanına turşu, ev turşusu. Daha Evet. ne olsun yani? Diyor ki ağır metaller içinde konuşur musunuz? Ya, ağır metal nedir Aylin? Valla ağır metaller tabii ki çevreden havayla ya da işte yiyeceklerimizle bize gelen metaller. Ağır kurşun mesela bunlardan biri. Anladım. Mesela onlara dikkat etmek lazım. Neye dikkat edebiliriz? Mesela denizin dibinden giden balıklar vardır. Ve ya Evet. da işte ne derler? İsteridye veya midye. Midye çok severiz, değil mi? Midye dolma, midye kızartma ya da işte denizin dibinden giden işte yassı balıklar mesela. Onlara iyi denizden yemek lazım. İşte özellikle mesela bu şeyler ismi gene bu bizim de benim de omega 3'ü daha fazla arttırmam lazım galiba. Bu Midyeler. ağır metallerle ilgili daha sonra bir konuşalım mı? Sanki bu geniş bir şey gibi, değil mi? Tamam, konuşalım. Yani sadece şurada bunu kim geçeyim. Tabii. Midyeleri yediğiniz yerlere dikkat edin. Yani temiz denizleri, midyelerini yiyin. Çünkü midyeler bütün bir onları içine çekiyor kurşunu ya da işte ağır metalleri. Siz de onları yiyince o filtre, çünkü denizin filtreleri midyeler. Siz de onları almış oluyorsunuz. Midye çok değişik bir gıda ve gerçekten bağımlılık yapan bir gıda.
Bunun bilimsel açıklamaları var. Çünkü benim güzel ajansım, YouTube kanalımın çekimlerini yapan ajansım Beşiktaş'taki medyacı Ahmet'in de Of PR of of. ve sevgili Yavuz, medyacı Ahmet'i meşhur ederken o uzun kuyrukların sebebini o kadar çok düşünerek o hale gelmiş ki o grup. Medya, yani böyle bakın, yemeye başladığınız anda bitmeyen bir şey. Çünkü gerçekten bağımlılık yapıyor. İşte o kuyruklar o yüzden öyle var. Ben de çok istedim Miss Totus'ta öyle kuyruklar oluşsun ama bir bağımlılık yapıyor. Ona uyduramadık ona bir şey. Yani işte dikkat etmemiz lazım bunlara. Ne diyeyim, başka ne diyorum? Biri bir şeyler daha soruyor ama sen Tamar'cığım onlara bak. Olmazsa bir sonraki yayında bunları cevaplarız. Bir de Arkadaşlar, en... Heh. yani bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum katılım için. Çok hızlı akıyor. Bazen okuyamıyoruz ve cevaplayamıyoruz. Lütfen gönül koymayın, olur mu? Hepsini okuyacağız sırayla. Ben şeyi sormak istiyorum sana. Sor. Kumadin diye bir kan sulandırıcı ilaç. Doğrudur. Bu nasıl bir ilaç? Bu neden kullanılır? Bir de yaşı var mı bu ilacı kullanmanın? Valla bu kumadin aslında zor bir ilaç. Yani antikoagülan dediğimiz kan sulandırıcı ilaçlar bunlar. Genelde işte kalp problemleri olduğu zaman belli yaşın üstünde genelde bunları kullanırız. Yani hem iyi hem kötü, nasıl diyeyim ya, zor ilaçlardır bunlar ve çünkü hasta sürekli işte belli aralıklarla gider. INR denen bir kanda bir onun değeri vardır. Onu ölçtürmek zorundadırlar. O INR'nin belli sınırda olması gerekiyor. Dolayısıyla doktor onu takip eder. Aslında gerçekten zor bir ilaç. Çünkü Allah korusun bir yerinizi kesseniz, mesela kanınız çok sulu olduğu için büyük kanamalara. Aynen işte o yüzden. İşte doktor o INR'ye bakar. Acaba kanın çok mu sulu yoksa çok mu pıhtılı diye. Mesela bazı şeyler, besinler şeyle etkileşime giriyor bu kumadinle. Nedir mesela? Çok yeşil sebzeli, koyu yeşil yapraklı sebze yersiniz. Çok C vitamini, işte turunçgillerden, o meyvelerden çok yersiniz. Ama hani ya da bir ya da iki tane demiyorum. Hani gerçekten çok 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 sürekli. Ve de alkol, yani eğer çok içiyorsanız yüksek miktarlarda bu INR seviyelerini çok hızlı böyle değiştiriyor. Bu sefer doktor diyor ki hadi sen haftada bir geleceksin, sürekli dozunu değiştiriyor falan filan. Dolayısıyla yani bu kumadin kullananlar üç tane şeyden kaçınsınlar. Bir, aşırı miktarda koyu yapraklı yeşil sebzeleri yemekten, aşırı miktarda büyük miktarda turunçgiller yemekten, portakal suyu, mandalina, falan, limon gibi, bir de çok alkol içmekten kaçınsınlar. Aslında aklıma benim bir şey daha geldi. Ne diyordum? Demiri söylüyorduk galiba. Evet. Demir ilaçları. Demir ilaçları kadınlarda daha çok görülüyor tabii, bu kansızlık daha çok kadınlarda erkeklere göre. Demir ilaçları kullanırken su yerine midenizde tabii bir sıkıntınız da yoksa portakal suyuyla için. Mesela yani şu anda hatırlamıyorum, Türkiye'de öyle kombinasyonlar var mı? İngiltere'de demir ve C vitamininin ikisinin bir tablette olduğu kombinasyonlar var. Çünkü amacı C vitamini demirinin emilimini arttırıyor. Sizde de o yoksa demir tabletinizi su yerine bir yarım bardak portakal suyuyla için diye bir tavsiyem olacak. Peki. Başka bir sorun var mı? Başka, yoksa benim aklımda bir şey daha var. Bu vermiş olduğun bilgilerin toplam böyle bulunduğu herhangi bir bloker. Allah, ben benimki düşüyor zannettim. Ben düşürüyorum. Ama Pardon. benimki düşüyor zannettim ve atladım buradan. Bütün bunların olduğu şey var mı? Yazıların var mı senin bunlarla ilgili? Aslında bir web sayfam var. AileenTaylor.com diye. Orada son zamanlarda bir şey yazmıyorum ama arada blog kısmı var. Orada birkaç bir şeyler yazmışımdır. Vallahi bu benim işte kaç yıllık, ne bileyim, kaç yıllık eczacıyım. Epey yaşımız ortaya çıkıyor Tamar'cığım. Yani 30 yıllık eczacılık bilgimin bir birikimi tabii. Ama arada sırada belki daha çok yazmam gerekiyor. Haklısın, onu düşüneyim yani. Yapayım. Bence bu konuyla ilgili de böyle küçük küçük hani notlar olur ya, böyle astığımız notlar. Böyle Ha. şey
Sayfalarda bunları paylaşabiliriz Çok ayrıca. iyi olur. Bak ablam diyor ki, Talin diyor ki, doktora danışmadan asla demir ilacı kullanmayın. Çok haklısın. Lütfen doktorunuza danışın. Doktorunuzun verdiği reçeteli demir ilacını alırken portakal suyuyla için. Ama gidip kafanızdan, yani gidip de kafama alacağım demeyin. Ama doktor vermiştir. İsmini biliyorsunuzdur. Sonra gider alırsınız, o başka tabii. Evet, vertigo soran var, işte Of of of, neler var neler. Hepsini söyleyeceğiz. Hepsini. arkadaşlar, şimdi bunların hepsini bugün konuşursak mevzumuz kalmayacak. Artık 1,5 saattir de yayındayız ama olsun, sorun yok. Daha Ne kadar ha? Gülay'cım da gelmiş. Peki Aile, şimdi sana bir şey sorayım. Sor bakalım. Sen çok kimlikli bir kadınsın. Çok fazla kimliğin var. Şimdi bu şeyi bıraksak, eczacı kimliğini bu tarafa bıraksak, He. birazcık şöyle nefes kimliği tarafına gelsek, böyle nefeslerle alakalı konuşsak, doğru nefes almak, şu Olur. beyni açmak, şu beyin nasıl açılacak? Ben artık şu kukuletayı tepemden bir çıkarıp Yok. dönebilirim. Aynen. Şöyle atıyoruz efendim. At şöyle bir bakayım. Sonra biraz sonra bunları da çıkaracağım. Çıkar. Bak onun için ben hiçbir şey takmadım. Sıkılıyorum artık. Ben biliyorsun böyle Ama şu sana da yakışmış yani. Şahane. ederim hayatım. Yakıyorsun arkadaşım. Ben bazı dönemlerde bu yeni yeni başladı bende. Çok böyle sıkıldığım zaman ya da çok düşündüğüm zaman ben göğsümün sıkıştığını ve nefes alamadığımı hissediyorum. Ve çok korkuyorum. Neden korkuyorum? Acaba panik atakla alakalı bir şey mi bu diye çok korkuyorum. Eğer öyleyse, çünkü panik atak gerçekten günümüzün vebası olduğunu düşünüyorum. Asla hafife alınacak bir hastalık değil. O yüzden nefes nasıl bir şeydir ki? Nefes hayattır bence. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Yapabilmeli miyiz? Yapmalı mıyız? Böyle mi, böyle mi? Gösterdin sen Tamam, bana. hadi göstereyim birazcık. Aslında sen doğru söyledin, çünkü bu sağlıklı yaşamanın içinde de nefes var. Bak, Yani değil mi? fiziksel Bu gibi. egzersiz var. İşte Ay. sporumuzu yapacağız, yogamızı yapacağız. Ama yani nefes çok önemli. Çünkü düşünün ya, ben onu söylemiştim. Hangi programda söyledim hatırlamıyorum. Allah korusun, bir hastaneye gittiğinizde acilden girdiğiniz zaman hiç kimse bir şey sormadan direkt maskeyi takarlar, oksijene ihtiyacınız olsun. Çünkü yani hayat işte iki nefes arasındadır derler, değil mi? Yani Bakım, oksijen evet, almazsak yaşayamayız. yoğun bakımda yattığım zaman 3 gün bir kabustu benim için, ama o ne zaman onu bana takıyorlardı, nasıl bir huzur, nasıl bir rahatlık ve bir uyku hali, Ya. bir oksijen beyne gidince Çok gerçekten. önemli. Bu arada çok affedersiniz, çok pardon canım suyum, seni çok seviyorum. Dersini çok iyi aldı. Süper. Söz dinler Tamar. Küçüklüğünden beri böyledir. Canım Peki, arkadaşım benim. böyle nefesle ilgili Tamam. konuşalım. Yani nefes çok önemli Tamarcığım. Yani sağ ol bunu belirttiğin için. Oksijen, oksijen, oksijen. Ben ne yapıyorum? Her sabah kalkar kalkmaz, kalkar kalkmaz camı açıyorum. Şöyle bir derin 3 tane nefes çekiyorum. Ne yapıyorum? Diyafram nefesi alıyorum. Burnumdan çekip ağzımdan veriyorum ama göğüs kafesim çıkmıyor. Yani diyafram nefesi alıyorum. Karnım şişiyor, çıkıyor. Ben ilgili bir pratik diyebilir miyim? Ben Söyle tabii canım. müzik ile alakalı çalışırken diyafram çok önemli. Çünkü diyafram Tabii. çok uzun ve sesler çok rahat çıkıyor. Diyafram nefesini burnunuzdan alıyorsunuz ya. Çok basit bir sistem. Karnınızı şişirin arkadaşlar. Bravo Tamarcığım. Ve ondan sonra ağzınızdan verirken de o karından gidiyor. Asla şuranız hareket etmeyecek. Eğer buranız hareket ediyorsa doğru nefes almıyorsunuz. Çok şahane, çok doğru. Çünkü böylece akciğerlerinize daha çok oksijen gidiyor. Yani bunun sebebi bu. Küçük çocuklara bakın. Yani çocuk, minik çocuklarda onlar hep karından nefes alır. Çünkü onlar daha hala fabrika ayarlarında. Fabrika ayarları bozulmamış. Dolayısıyla çok çok önemli. Bir de
uyku hali, uykumuzda diyafram nefesi alırmışız yatarken. Asla ciğer nefesi almazmışız yani. Çok doğru. Şimdi o senin bana hatırlattığın şeyi söyleyeceğim. Çok önemli bir nefes şekli var. Mesela şöyle yapıyoruz. Sabahleyin 3 kere nefes alıyorum normal işte. Onu yapın zaten. Yani 3'ten de fazla yapabilirsin ama en az 3 tane yapın. Yavaş yavaş arttırabilirsiniz. He? Başınız dönüyor o kuyruk. Aynen. Doğru nefes aldığınız zaman başınız dönüyor oksijenden. Evet. Ondan sonra bir de zaten spor yaparken özellikle yoga nefesi vardır. Sadece burnunuzdan alıp verirsiniz nefesi, değil mi? O da çok önemli. Yani o bir otomatik hale geliyor. Mesela işte yoga yaparken hep burnunuzdan alıp burnunuzdan verirsiniz. O da önemli. Onu da gün içinde yapın. Ve de benim size naçizane bir tavsiye edeceğim bir de bir şekil var. Mesela şöyle yapın. Ben size göstereyim nasıl yapıyorum. Önce buradan nefes alıyorum. Sonra bu taraftan geri veriyorsunuz. Sonra buradan alıp kapatıp öteki taraftan geri veriyorsunuz. Bazen burnunuz tıkalı olabilir. O zaman şöyle yapın. Mesela şuradan şöyle çekin. O zaman açıyorsunuz buradaki kanalları ve daha kolay. Mesela yapıyorum. Yani bunu da istediğiniz kadar. Yavaş bakın hemen başım döndü. Bunun faydası ne Aylin? Niye Bu böyle? gerçekten sağ ve sol beyninizdeki lobu belirli oranda dengede çalıştırıyor. Bu da bütün vücudunuzdaki sistemlerin dengede çalışması demek. Dolayısıyla lütfen yapın. Dediğim gibi her dediğimize de inanmayın yani. Girin internete, artık herkes internette. Lütfen araştırın, 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 okuyun. Okudukça öğrenirsiniz ve bizim söylediklerimize de hak vereceksiniz. Uyku çok önemli. Biraz sen uykudan da bahsettin. Yani lütfen uyuyun. İyi uyumaya çalışın. Günde 7 saat, 8 saat uyuyun. Saat 10'da, 11'de lütfen en geç yatın. Gece kuşu gibi çok oturmayın. Şimdi saat kaç mesela? 10:30. Yani bu programdan sonra pijamalarınızı giyin, uyuyun yani. Çok ortada durmayın. Şimdi sen dün akşam bana dedin ki sabah erken kalkacaksın dedin. Ben bu sabah Kalktım. erken kalkmayı kaçırmayayım diye hiç uyumadım sabah. Canım Ama şimdi şöyle. Altıda. Aslında bu böyle bir şey oluyor. Erken yattıkça erken kalkıyorsun. Erken kalktıkça da erken yatıyorsun. Çünkü vücut onu istiyor. Yani eski zamanlardaki gibi. Karanlık olunca aslında ne işaret veriyor? Hadi içeri girin, uyuyun. Işık yani sabahleyin güneş doğdu mu kalkın yani. Hayat şeyi seviyor çünkü bir şey yapanı aktiviteyi seviyor. Sen şimdi duyma, ben bir şey söyleyeceğim. Sen Hadi. şimdi duyma benim Tamam, söylediğimi. duymuyorum. Arkadaşlar tamam, çok harika. Tamam. Güzel. Çok sağlıklı olalım ama ya ben gece kadınıyım. Biraz böyle karanlığı seviyorum. Çok oturmayı seviyorum. Aylin doğru söylüyor. Eyvallah ama arada yaramazlık yapılır ya. Arada yapılır, arada olur ama Bilemedim. yani çünkü çocuklar hormonlarımız salgılanmıyor. Yani gerekli hormonlar belli saatlerde salgılanıyor. Eğer siz uyanıksanız o hormonlar salgılanmıyor. Dolayısıyla şişmanlıyorsunuz, kolesterolünüz çıkıyor. Yani uyuyun, iyi uyuyun, o çok önemli. Bir de işte dedim ya hani sağlığın tanımını yaparken sosyal olarak zihnen, bedenen, ruhen bir denge ve iyilik hal dedik. Ruhsal bedenimize de dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi? Yani ne yapacağız? İşte iyi o anda kalacağız, iyi arkadaşlarla konuşacağız, dostlarla beraber olacağız, değil mi? Aynen öyle. Basit yaşayacağız bir de Tamarcığım ya. Basit. Yani basit, basit yaşamak lazım. Artık o eski şahşahalar, değil mi? Artık kalmadı yani. Bu korona daha bak neler öğretti insanlara. Herkes basit yaşıyor. Özledim Aylin. Kuaförümü Ya ama bak nasıl öğreniyorsun kendi başına saçını ben. boyamayı, yapmayı, her şeyi öğrendik. Çok üşendim bugün saçımı başımı yapmaya. Böyle çıktım yani. Düşünsene. Yani o yüzden aslında hani şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor, değil mi? Ne demiş? Uzun REM uykusuna girmek lazım. O ne demek? Şimdi uykunun birkaç şeyi dönemi var. Bu Bakırsoy galiba bravo bu kimse güzel şeyler biliyor. Tam REM ve şeyini. non-REM
şeyleri, dönemleri vardır uyku sırasında. İşte rapid eye movement, non-rapid eye movement. Bunlar çok derin konular ama işte bu REM'in ve non-REM böyle birbirlerini takip eder uyku zamanında. Eğer siz yeterli uyku uyumazsanız her biri eksik kalır. Dolayısıyla bu süre olarak non-REM ve REM'in uzun sürelerinin yeterli uyumanız lazım ki vücudunuz kendini yenilesin. Yani vücut yeniliyor. Nerede yeniliyor? Uyurken. Hastalanırsak ne olur? Hemen uyuruz, değil mi? Ateşimiz çıkarsa hemen yatarız. Kapatır vücudumuz kendimizi. Çünkü bu ne demek? Yani aslında diyorum ya, vücudumuzu dinleyelim. Çok çok önemli. Vücudumuzun patronu biziz. Aynen. Arkadaşlar, iyileşmek istersek iyileşiriz. Çok Yok güzel. almaya devam etmek istersek naz niyaz yapmak için. Ama sağlıklı olmak gerekiyor. Gerçekten yarınlara yetebilmek için, güzel günleri görebilmek için. İnşallah bu saçma durum bitecek. Biz bir dünya yeni şey öğrenerek daha da sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ediyor olacağız. Umarım. Öyle oldu bile. Oldu Oldu bir. bile. Oldu bile. Ama bu bize çok güzel bir şey kazandırdı Aylin'cim. Tülay, Ya. bu olayın efendim şu an görüyorsunuz Tülay alt tire Umut. Kıbrıs'tan bizim sevgili arkadaşımız. Bana dedi ki sen dedi neden dedi boş oturuyorsun ki dedi şu günleri değerlendirmiyorsun bizim gibi arkadaşların var hadi dedi hep beraber dedi bir dost meclisi kuralım dedi işte bu günlerin mimarı da Tülay'dır ve Aylin'dir Bravo. o yüzden çok mutluyum ben çünkü artık bir kemik kadron var YouTube kanalımla ilgili kemik bir kadron var en kısa zamanda başlayacağız böyle güzel şeyler yapmaya inşallah İnşallah, inşallah niye olmasın? ama Valla ne diyorduk? samimidir güzel Aylin değil mi? Böyle. Yani bu çok samimi. Hani böyle senle konuşuyor gibiyiz. Yani normalde de konuşuruz, böyle konuşuyor gibiyiz işte. Şahane, değil mi? Kimse. Aynen öyle. İşte basit yaşayalım. Bir de yani zor oluyor ama hani derler ya, enerji vampirleri vardır. Hayatımızdan onları yavaş yavaş çıkaralım artık. Hani böyle insanlar vardır ya, sinir eder sizi. Hiç böyle enerjisini beğenmezsiniz. Konuşmak istemezsiniz. Yani mümkünse yavaş yavaş onları çıkarın hayatınızdan. Bugün sayfamda yayınlamış olduğum 2013 yılında yazmış olduğum bir yazı var arkadaşlar. Tam bununla alakalı bir şey. Ben seni yüreğime almak isterken, yüreğime yürek çizerken arkadaşım sen düştün gönül kuyumdan diye bir şey var. İnşallah bunları böyle gece saat 12 itibariyle yeni bir programa başlıyorum. Çünkü aklıma düşürdüler benim. O yüzden böyle bir şey yapacağım Aylin. O yüzden gece 1-1,5 uyusam olur mu? Sıkıntı var Her gün yapma bari. En azından haftada bir yap ki hani geç, diğer günlerde uykunu alasın Tamar'cığım. her gün bunu yapacağım. Ama o özel. Çünkü gece yapacağız onu. Mum ışığı Tamam. yapacağız. Karanlık. Tamam. Yani. Canım arkadaşım benim. Çok harikaydın bugün yine. Çok güzel şeyler anlattın bize. Önümüzdeki hafta pazar günü için bekliyorum senden yeni fikirler ve yeni konular. Ben İnşallah. ne de var sana haber vereceğim. Ve Robert gibi bir sürpriz bize getirdin. İnanılmaz güzeldi. Allah havamdan da geçilmez. Artık havamdan Ne geçilmez. güzel. Hepimiz dostuz. Dostuz. Bence de öyle. Bir elin nesi var, iki elin sesi var arkadaşlar. Ve tabii en önemlisi, burada en önemli şey katılımcılar. Bize katılan arkadaşlar, bizi dinleyenler. En önemlisi sizsiniz gerçekten. Biz ev sahibiyiz. Bakın Tamara Vakyan sayfasının takipçileri ev sahibiyiz. Ve böyle arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Dolayısıyla beni her akşam burada yalnız bırakmayın ki mahcup olmayayım. Herkese yetişemiyorum. Servis yapmak. Sayfayı dağıtacağım. Ben nasıl yapayım bu kadar işi? Aynı anda yapamam. Evet. Ve buradan bana tabii Selim yazıyor. Diyor ki radyasyon zehirlenmesi geçirebilirsiniz Tamar Hanım diyor. Bu kadar haşır neşir olursanız sosyal medyayla ve işte şu kadar aletlerle ve Tamarcığım, onların da çözümünü sana söyleyeceğim. Onların da çözümü var. Hani kullanırsak bile onlar bu şeylerden radyasyonu nasıl az alabiliriz? Bunların da çözümü var. Bunları da konuşacağız.
Bunlara bunları konuşalım haftaya. Tamam. Süper. Ben süper. Tamar'cığım sana kaparken çok bir iki mesajım var seyircilere. Tabii. Şunu söylemek istiyorum. Lütfen artık sağlığınızın bekçisi olun. Yani sağlığınızın önemini gidip kimsenin ellerine vermeyin. Kendi kendinizin doktoru olun. Okuyun. Vücudunuzu dinleyin. Araştırın. Doktorunuza danışın. Eczacınıza danışın. Ama yani kendi sorumluluğunuzu lütfen alın. Okuyun, araştırın. Geçen şeyde programda söylemiştim. Timus'unuzu vurmayı hatırlayın. Her gün bunu yapın. Su için bol bol ve de gülümseyin. Yani dediğimiz gibi çünkü bizim şeyimiz, bilinçaltımız yalandan mı gülüyoruz yoksa gerçekten güldüğümüzü akıl erdiremiyor. Dolayısıyla her zaman siz gülün, vücudunuz güzel bir şeyler olduğunu anlıyor ve güzel hormonlar salgılıyor, sağlıklı kalıyoruz. Şimdi ben hasbelkader sevgili Sibel Can'la yan yana olma şansını yakaladım. Ve bir öğlen yemeğinde annem, ben, kuzenim ve Sibel dördümüz sohbet ettik. Sıra geldi kahve içmeye ve fal bakmaya. Arkadaşlar bu arada ben bakabiliyorum, bilginiz olsun. Neyse, Sibel bana dedi ki bana fal bakar mısın? Tabii bakarım Sibel'cim dedim. O arada öyle şeyler anlattım ki böyle onun gözünden iki damla yaşı gördüm. Ama o Ah. iki damla yaşa kadar Sibel sürekli şöyleydi. Ama inanılmaz bir şey ve çok dikkatimi çekti. Pardon dedim ya, yani seni ağlattım diye sevinmiyorum şu anda ama çok önemli bir şey soracağım. Neden sürekli gülüyorsun? Tamarcığım dedi, sürekli kameraya poz vermekten, ışık almaktan, artık Mecburen. bu dedi bende bir mimik. O zaman düşünsene Sibel'in beyni sürekli şey çalışıyor, yani sürekli gülümse ve kandırıyor yani beynini. Gerçekten diyorum, bunu da araştırın. Lütfen araştırın. Burada Serdal da geldi. Serdal da görüyorum, kalpler yolluyor. Evet, Serdar Bey artık bizi takip ediyor. Çok mutluyum. Bir tane takipçi kazandım. Say. Şahane. İşte böyle Tamar'cığım, yani ne güzel seninle konuşmak. İşte karşılıklı böyle hasret de gideriyoruz. Umarım naçizane insanları azıcık da olsa herkes bu yayından küçücük bir bilgi alıp hayatını monte eder. Yani hayatında kullanır, unutmaz ve hani günlük aktive eder diye düşünüyorum. Herkes çok memnun. Biz zaten hanımlar beyler. Talin de geldi. Talin Nevruz. Oo, Talin. Burada Merhaba. Gülben, Modalı. herkes burada, ne güzel. Biz zaten arkadaşlarımla ben böyle konuşmalar yapıyorduk. Sonra dedik ki bunu biz bir şey yapalım. Bir şey yapalım bunu. Herkes faydalansın bundan. O yüzden çok güzel oldu. Tülay, iyi ki böyle bir şey düşündün canım arkadaşım. Aylin'im, seviyorum sizi. Çok seviyorum sizi. Ben de sizi, hepinizi çok seviyorum Tamar'cığım. Sağ olasın. Seni yolculayacağım ama yolculamadan önce yarının duyurusunu yapalım efendim. Yarın sevgili Tülay var burada benimle beraber. Ve biliyorsunuz Tülay Kıbrıs'tan katılıyor yayınımıza. Aslında bir finansçı ama aynı zamanda da bir dünya sosyal sorumluluk projesinin başında. Ama biz yarın şunu konuşacağız. Aileyi konuşacağız. Evlilikleri konuşacağız. Of Ben of. boşanmaları konuşacağız. Of. Annelerimizin bizleri yetiştirme tarzıyla bizim çocuklarımızı yetiştirme tarzımızın dedikodusunu yapacağız. Yani kadın kadına